Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesi turizme de olumlu yansıdı. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında ciddi bir artış oldu. Hedef sayıyı daha da artırmak ve yılda 1 milyon Çinli turist ağırlamak. Turizmde hedef Çin pazarı. Çinli turist sayısının birkaç yıl içinde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Önemli bir pazar, harcama kapasitesi yüksek bir pazar. Bir de Çin zaten dünyanın liderliğine oynayan bir pazar. Hani Türkiye'nin onlarla ekonomik anlamda iyi bir ilişkide oluyor olması zaten turizmi direkt etkileyecektir de artıyor rakamlar. Çin'den Türkiye'ye bankacılık, enerji ve altyapı dahil birçok sektörde yatırımlar arttı. İki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin hızla gelişmesi turizme de yansıdı. Çinli havayolu şirketleri birbiri ardına Türkiye'ye seferler başlattı. Tüm bu gelişmeler sayesinde Ocak ve Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 167 bine yükseldi. Kültür turlarıyla bu sayının daha da arttırılması hedefleniyor. Sümele Manastırı ile ünlü Trabzon bu turların odağında olacak. Karadeniz bölgesine bakıldığı zaman Trabzon en önemli destinasyon. Buranın ilgi odaklarını artırmamız gerekiyor. Turizmin çeşitlenmesi de biliyorsunuz çok önemli. Tek pazara, tek ürüne bağlı kaldığı zaman başımıza neler geldiğini görüyoruz geçmişte de. Geçen seneden bu seneye de yaklaşık 3 misli daha fazla kültür turu çıkıyor şu anda. Türkiye'de kültür turları gerçekten patlamış vaziyette. Turizmciler bu yıl yeni bir rekor beklediklerini söylüyor.